İftar sofraları için hep büyük özen gösterilir ama zaman zaman yemekle birlikte ailenin de tadı tuzu kaçabilir. İlahiyatçılara göre bunu önlemenin bir yolu var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hanımın beyi huysuzsa kadın dilinin ucuyla yaptığı yemeğin tuzuna bakabilir. Benimki biraz huysuzdur. Nasıl, yemeğin tuzunu tadını kaçırdığınızda ne der? Ayarlayacaksın onu, eğer biraz tuzu kaçarsa kızar. Yaz sıcaklarında oruç tutarken zaman zaman kan şekeri düşüyor. Ve o anlarda istemeden de olsa sinirler bir anda gerilebiliyor. Hele bir de konu yemek olunca. İftar olmasa bir şey derim, kızarım ben. Yani iftar Ramazan diye, hadi o da oruç diye bir şey demiyor mu? Demiyorum. Çünkü tadına bakmıyor ki. Baksa ona göre ayarlar. Siz bakar mısınız tadına? Hani bakmam, hani niyetliyim ya, orucum bozulur diye, sakat olur diye bakmıyorum. Hanımın beyi huysuzsa, akşam eve geldiğinde 40 tane laf söyleyip onun gönül kâbesini yıkacaksa, kadın dilinin ucuyla yaptığı yemeğin tuzuna bakabilir ve tükürür, yutmaz onu. Çünkü buna bile müsaade etmiş. Karnıyarıkta tuzun yerine toz şekeri atmışım. Sonra herkes böyle tadına var, birbirlerine baktılar. Bu galiba biraz tatlı olmuş. Oruçlu hanımların en çok zorlandığı konulardan biridir yemeğin tadını tuzlu tutturmak. İlahiyatçılar eğer eşiniz asabi ise az da olsa yemeğin tadına bakabileceğinizi söylüyor. Ancak beylere sorarsanız onlar eşlerini hiç kırmıyor. Evde yemeğin tadı tuzu pek olmadı. Ne dersiniz eşinize? Teşekkür ederim, çok güzel olmuş derim. Biraz hayıflanırız illa ki, ya bunu da böyle mi yaptın gibilerinden deriz ama neticede eşimizdir, mecbur katlanacağız yani illa ki. Zaman zaman istenmeyen sözler de çıkıyor beylerin ağzından ama hanımlardan tepki gecikmiyor. Evlat yapmasın, tokatıyım. Olur mu öyle şey? Tabii olur, olur, ne olmasın? Sizi kınıyorum lütfen, öyle eşe tokat olur mu? Yemek güzel yapmasın lazım. Ha, ne demek yani? O zaman tutma oruç. Eşine el tokat atıyorsa. Şeftali ne kadar olsun? Şef. Orucu da kabul değil. Şeftali ne kadar olsun? Şimdi şeftali de almıyorum, kızdım sana. İlahiyatçılar her ne kadar yemeği tatmakta sakınca yok dese de hanımların içi el vermiyor. Ya oruç bozulursa? Oruca layık bir şekilde orucumuzu tutmamız lazım diye düşünüyorum. O huysuz kocanız olursa bakılır. Normale bakılmaz. Din adamlarının tutumu belli. Hanımların da öyle. Ama bir görüş daha var ki herkes hemfikir. İbadeti gönül kırmadan yapmak en iyisi.